Nasıl oluyormuş yani? Bismillahirrahmanirrahim'deki birinci sır neymiş? Afaki ve enfisi terakkiyat sırrı anlatılmış abi. Peki bu hangi iman esasına bakıyor? Evet. Hangi esmaya bakıyor? Bu hani biz başta hatırlarsanız Hulusi abinin şeyini okumuştuk ya. Şurada değil mi? Bak açtım onu. Ne yaptı? Hubbucah yerine Allah'a iman. Yani hubbucahı Allah'a imana baktırdı. Şimdi sonra şurada dedi ki şuradaydı. Heh. Mesela bir insan enaniyetten sıyrılırsa, aczini farklını takınırsa burada diyor ki beşeriyetten çıkar, bu insan melaikeye benzer diyor. Melekler enaniyet yapmazlar, aczini farklını gösteriyor. Şimdi bu Besmele'nin birinci sırlarında enfüsi ve afaki terakkiyat sırrı anlatılmış ya abi. Hangi esmaya bakıyor? Önce onu söyleyelim. Şimdi iki tane noktayı nazar var. Belki başkası da başka baktırabilir. Çünkü Esma-i Hüsna kişiden kişiye göre değişir. Şimdi İmam Ali radıyallahu anh'ın 6 tane esması var. Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakimun, Adnun, Kuddüs. İmam Ali radıyallahu anh'a göre birinci sır Fert ismi bakıyor abi. Üstad Hazretleri ise izah ederken 30. lemada Kuddüs'ten başlamış. O zaman noktayı nazar üstada göre olursa birinci sır Kuddüs ismine bakıyor, esmasına bakıyor. İmam Ali radıyallahu anh'a göre olursa Fert esmasına bakıyor. Peki hangi iman hakikatine bakıyor? Hulusi abiye göre olursa meleklerin imana bakıyor. Çünkü insan ve hangi esmaya bakıyor? Üstada göre Kuddüs. Yani bir insan beşeriyetten sıyrılıp insan olması nispetinde değil mi abi? Temizleniyor, Kuddüs ismine mazhar oluyor ve de bir nevi melaikeye benziyor. Yani birinci sır meleklere iman hakikatine bakıyor abi. Birinci sır. Birinci sırda ne anlatılmış? Bir cümleyle özetlersek enfüsü ve afaki terakkiyat sırrı anlatılmış. Birinci sırda yani. Hangi esmaya bakıyor? Üstada göre Kuddüs, İmam Ali radıyallahu anh'a göre Fert. Hangi iman esasına bakıyor? Meleklere iman yani.